Herkese Türkiye Mobile'dan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere konuya bir ilk bakış çekeceğiz. Konunun konusu nedir? Erken erişim bir oyun. Kendisi dedektiflik, yani öyle geçiyor tabii Steam'de de. Macera, dedektiflik vesaire gibi bir tarzda bir oyun. Yani kısacası gizem çözmeye çalışacağız. Polisiye bir hikaye. Erken erişim olduğunu unutmamak gerekli. Sürekli bir şeyler alıp yapıyorsunuz ve oldukça eğlenceli bir oyun gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar options kısmına giriyoruz, grafiklere bakıyoruz. Bu arada en çok övülen oyunlar listesinde yer alıyor deme yanlış olmaz. Onu da eklemeden geçmeyelim. Şimdi biz de zaten medium'da her şey diyor ama medium'da kalmasa bana çok bir sıkıntı yok. Oyunun inanılmaz müzikleri var yalnız. Bu müzikler neymiş abi ya, kısacağım. Master volume, kafa kalmadı. Play diyorum. Aim to spot, create a new game diyeceğim. Bakalım kulaklıklarımızı takalım. Maceraya başlayalım. Na na na. Arkadaşlar belirli bir hikayenin etrafından gideceğiz. Şu önümdeki eşyaları da kaldırayım. Fransızca ve İngilizce oyunun desteği var şu anlık. Zannediyorum muhtemelen Türkçe yakın zamanda çıkar çünkü oyunun hedefleri bayağı büyük gibi gözüküyor. Eşyaları toplayacağız, tahmin edeceğiz, bir şeyler yapacağız. Bayağı ciddi bir böyle gelişim olacak. Bakalım, yükleme ekranı biraz uzun geldi gözüme şimdiden. O benim için büyük bir dert olabilir. Evet arkadaşlar, yükleme ekranımız sonunda bitti. Abi ne uzun sürdü. Buraya stop diye biraz... Ha, dedektifiz biz. Kişisel. Elde sigara var. Tamam, dedektifmişiz, özel işler oluyormuşuz vesaire. En son bir iş gelmiş. Şimdi malzemelerimizi alalım. El alıyoruz. Bu yol üzerinden aracı süreceğiz. William Hamilton'a gideceğiz. Tamam. Şunu neyle çıkartıyoruz elimizden? İş için gideceğiz. Fotoğraf makinemizi alalım. Evet, fotoğraf makinemizi aldık. E tuşuyla alıyoruz bunu da. Çak kibritimiz, sigaramızı aldık. O ne lan? Ha, el fenerini aldık. Ooo, yarım şarap aldık ha çöpten. İyiyiz ha. O ne oğlum? Rastgele acaba bir şey oluyor mu diye gittim bir de. Şimdi bizim araç bu herhalde. Ya ben direkt arabaya binmeden önce şöyle bir dolaşmayı seviyorum arkadaşlar. Bir oyun, şu ilk başladığımız alan çevresine bakalım. Buranın yanındaymış. Yalnız bir yol kapalı. Böyle bir problem var. Kapıyı açalım. Telefon var. Telefonu kullanamıyoruz. Abi şey aldık, not aldık. Manasın it will good diyor. İyi hissettirir. İşte bir mekan hakkında bilgiler vermiş. Afrika, North America bilmem ne cahçur diye. Bakalım nasıl çıkıyoruz eşyadan. Harita bizimkiyle aynı zaten herhalde. Evet. Haritada da bir ektiğimiz yok. Kapıyı kapatalım. Madem gizli dedektifiz. Şunu kapatalım. Kapatabiliyoruz mu lan? Evet, kapatabiliyormuşuz. İçeride kaldık şahane. Bu konuda yine bir dert çekeceğim ben, belli oldu ya. Aman kapat çıkas. Şimdi arabaya binelim. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? Niye bize ihtiyacı var burada falan bilmem ne geyi yapıyoruz şu an. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Tamam bir... Oha. Would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Bayağı Afrika şeyleri bezenmiş. Güzel bir action yani. Maskeler. Yani interesting work. Evet, çok ilginçleşti her şey diyor. İşte mistik bir şeyler var. Yani farklı, gizemli. Neden diyor buraya gelmiş diyor. Şey, blockable bölgesinde diyor. Hamilton'ı herhalde öldürmüşler. Açtık burayı. Ne çıktı içeriden? Kibritler çıktı. Şu bariyerleri keseceğiz sanırım.
Aşağı iniyoruz. Hatta koşarken düşersek ölüyoruz mu acaba? Klasik oyuncu tribidir. Düşerse ölüyor mu? Ha, location. Rest stop'tayız. Buralarda olacak. Car Fabert arkadaşlar. Bu arkadaş şey yapıyoruz şu an. Fotoğraflar içerisinde şu an bir şey yok. Böyle eşyaları topluyor topluyor kısacası. Bir kendimiz hikaye oluşturacağız. Ya polisi sevenler için oldukça eğlenceli olacağına eminim yani. Şuradaki zincirleri kırmamız gerekiyor bence. Yani. Şimdi binebilir miyim arabaya? Araba otomatik vites mi lan? İki pedallı. Debriyaj yukarıda mıydı daha önce? Şimdi bu yoldan gideceğiz arkadaşlar. Bize tarif ettiği yoldan. Bakalım bir arada sıkışırsak. Haritamız var elimizde. Alın verin, ekonomiye can verin. Abi dedim karakterken arabayı ben mi sürüyorum diye merak ettim. En son o şeyde yarış oyunlarında rezil olunca. Oo, winter is coming diyor gençler. Yalnız şey diyeyim ya, sanki böyle 1000 kilometre gelmişiz gibi bir anda değişti şey, hava durumu. Kar falan yağıyor oğlum, arka taraf ne güzel yerde. Aha, yol kayboldu. Güneydoğu yolları gibi oldu. Hoppa! Aha! Valla kaza yapacaktık ha. Korna hangisi acaba? Bence de kayınço. Evet, Manhattan region'a geldik. O diğer tabelada vardı ya hani yolun kenarında. Manhattan region'dan giderken iyi yol şey dediniz tabelası. Kendinize iyi bakın. Esther Atamipek. Lan kaç yapıyor bu alet şu an ya? Ne olmuş burada? Şimdi bir saniye, burası nerenin tabelesi? Buraya gelecekmişiz. Evet, General Store'a gelecektik. Zaten oyun sizi buraya sürüklüyor. Yani çok böyle hani yolda acaba orası mıydı burası mıydı deme gerek kalmadı ya. Ooo, taze süt alırım bir daha. 4 lastik çok şey rastgele atılmış. Bakın benzin alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Neyse içeri gireceğiz belli oldu. Müzik var, insan yok ama. Coca Cola reklamı klasik. Yani bayağı bir kola reklamı. Hadi. Ne oldu lan öyle? Bir sen el feneri kaçta? Snowmobile had seen enough of this world already.
113 falan kapalı. Otuz bin su oluyor lan. Arkadaşlar burası bayağı dertli bir yer, ben size söyleyeyim, sıkıntı büyük. Şunu bir açmayı deneyelim. Çalışmadı. Ne oluyor oğlum? Jeneratörün çalışıyor olması lazım, çalışmıyor. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Hadi hayırlı işler, jeneratör de çalışmadı. Aha, şifre problemi. Gerçi şeye gerek yok da para primi girdik. $11 harcamışlar burada en son. Tamam, bir saniye devam edelim. Jill Lachance, Carl recommended, it was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Aynen, ne işi varmış burada adam? Elektrik yok. Maintaining his composure. Aha, kurt! Bu niye çalışmıyor şu an? Elektrik bandımız yok, malzemelerimizin hepsi eksik. Şu an hiçbir şeyle kombin edemiyoruz. Bunu bir tamir etmemiz lazım. Bakalım çöp kutusunda bir ton kağıt. Ya şuraları hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum da arkadaşlar, o yüzden çok fazla okumuyorum. Ben size oyunu hızlı şekilde gösterebilmek için şu an çok böyle hikaye havasında oynamak değil, biraz daha ilk bakış yaptığımız için. Oo, yine malzememiz yok. Şunları falan kesemiyor muyuz acaba ya? Yok mu öyle bir şansımız? Yok. Şu binaya gireceğiz. Bence burada çıkacak biraz malzeme. Aa, anahtar yok. Buralar açılıyor mu? Şu açılabilir bence. Açılmadı mı? Door shut bir adı sahip diyor. O zaman içeri gireceğiz tekrar. Anahtar bakacağız. Ya da şuraları bir gezmedik. Buralara bir bakalım neler var diye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunda yani birçok şeyi kullanmak mümkün. Yani eşyaların çoğu aktif. Ne kadar oynasak da çalışmayacak şu an. To place the maze. Yani gerçekten çok yardımcı oldu şu an. Bu mesaj. Şunun içinden bir... Evet, mektup. Gördüğünüz garaj patvin bilmem ne cırbır. Aa, şurada anahtar mı var ya? Yok. Şu bence 107 açılabilir gibi duruyor ama açılmadı. Aynen, kibrit alalım. Şu alt taraflarda bir şey bulabilecek miyiz bakalım. Things got pretty rough.
Aynen, burada millet birbirini bayağı biçmiş. Baksana. Şu taraflara bakalım. Ha, eşya şeysi. Ama buradakilerden alamıyoruz ya. Var bizde diye vermiyor. Buralara işte zamanında çok dikkatli bakmadığımız için şu an böyle problem yaşıyoruz arkadaşlar. Her yerine iyice bakmak lazımmış bunun. Her şey bir delil ve ipucu olabilir. İyi bir dedektif her şeye bakmalıdır. Para sıcak. Ha, çekmeceler ya, ben bunları nasıl unuttum? You don't leave ammunition out in the open like this. Was Jill Lachance that careless? Finding a key is Ha. easy. Finding the right keyhole, not so much. Yok, şunu açıp bir şey yapmayacağım artık. Şuradan alacağım bir şey var mı benim? Paraları alabilirdim aslında, Kanada dolarlarını. Hırsız değiliz, dedektifiz. Dur bakalım, jeneratörü takip etmiş. Ha, şu lazım. Tamam. Evet arkadaşlar, içeriye girdik. Aman bir şey çalışır ya. Aman bir şey çalışır. Elektriği tamir edecek malzeme lazım bize. Ümidi aldık. Ah tamam, elektrik sistemi tamir edebiliriz artık. Başka malzeme var mı bakalım, işimize yarayacak. Yok. Sigarası yarım da alan biri varmış burada. Bakalım başka bir ipucu elde edebilecek miyiz? Bir araç var. Oo, burada pis aksiyon çıkmış arkadaşlar. Birbirini feci öldürmüş. Neyse, gidelim şu şeyi tamir edelim be. Şu her yerin kapısını açık bırakayım da daha gizemli hale gelsin işler. Ah, tamir ettik şöyle ya. Elektriği verelim. Evet, mekan elektriği verdik. Isınıyoruz, keyfimiz yerinde, müziğimiz açık. Evet arkadaşlar, ilk bakışımızın sonuna geldik. En azından olaylara bir giriş yaptık. Oyunun nasıl bir mantığının olduğunu görmüş oldunuz. Eşyaları nasıl kullanacağımızı görmüş oldunuz. Şunları da basalım da havamızı bulalım. Acık biz de oynayalım. Dediğim gibi önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Umarız güzel bir seri çıkarmayı başarabiliriz bu oyundan da. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Bye bye.